Sayın YouTube, şu anda sizlerle Muhal Ali'nin bir rehberini izleyeceğiz, rehberini yorumlayacağız, rehberini yapacağız, kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. I Want to Lose Game'i biliyorsunuz zaten, onun daha önce videolarını izlemiştik ve de TGS'ten birkaç bir şey göstereceğim. Bu TGS'ten silah hesaplamalarını göstereceğim, buradan da karakteri göstererek şey yapacağım. Ben niye oynamıyorum? Çünkü karakter şu an daha gelmedi. Ama I Want to Lose Game biliyorsunuz betalardan videolar çekiyor falan filan biliyorsunuz. Aynı şekilde Moga'nın videosunu da atmıştık o şekilde. TGS'te hani hem aynı şekilde hesaplamaları falan yapıyor. Güzel matematik hesabı yapıyor. O yüzden üzerine izleyip, yorumlayıp çeşitli şeyler yapacağız. Hello and welcome to my channel. Hadi bakalım. To lose gaming. The Geneva Convention, a last beacon of hope designed to preserve a shred of humanity in the midst of the unimaginable horrors of war, is completely violated by a girl with an inflatable shark floaty. Natlan is right around the corner, and with it comes our first Natlanian featured 5-star character, Mualan. Ya şey diyeceğim. How insane. Hani bunu tabii ki tam olarak rehber olarak söyleyemeyeceğim ama bu videoda arkadaşlar ben kendi düşüncelerimi anlatacağım daha çok karakter hakkında. Hani ve tabii ki hangi silah olur, hangi artifekt olur, hangisi iyi olur, bence hangisi iyi olur gibi şeylerden bahsedeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Moalani'yi aşırı ısınamadım ya. Böyle inanılmaz ısınamadım ya. Çünkü karakterin gameplay'ini daha deneyemedim. Ama yani bilmiyorum. Belki bu arada Muhalen'i %100 bilmiyorum. Hem bu videoyu izlerken eksik bir bilgim varsa siz de öğreneceğim. Hem de düşüncelerimi paylaşacağım dediğim gibi. Muhalen'in görünüşündeki bu güneş yanıklarını çok sevdim, onu söyleyeyim. Bak mesela ilk şey. Muhalen'i arkadaşlar aşırı iyi bir 4 yıldız silah alternatifimiz yok. TGS'te de onun hesaplaması var zaten. Birazdan göstereceğim size. Kendi silahını biraz OP yapmışlar. Alternatif 4 yıldız silah da pek yok. Mesela işte şu anda bir tane craftlanabilir HP silah var biliyorsunuz. Mossad'ın şeyi. Prototype Ember diye yanlış hatırlamıyorsam adı. O mesela HP veriyor ama yani alttan da healing veriyor. O çok iyi değil. Hani bu ondan daha iyi. Muhalen'i için ama bununla kendi silah arasında bir %30'luk %40'lık fark var. Çok fark ediyor yani. Yeni craft silahı bu. Yeni craft silahı bu arkadaşlar. Yeni etkinlikten bedava verecek ve craft silahı bu. Bu da Witsit. Witsit daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hesaplamalara bakacağız. Ya ben açtım bunları ama ben de hepsini bilmiyorum tabi. Videolarda nelerden bahsettiklerini biliyorum genel olarak ama %100 şey yapmadım. Reklam yoktur. Yayınlarımızın devam etmesini istiyorsanız bütçenize küçük bir demet vurarak abone olabilir veya hediye edebilirsiniz. Aynen. Creator Experience Server arkadaşlar beta server'ı gibi düşünebilirsiniz. For the opportunity to bring my usual Constellation Zero showcases to you guys early. As with any Creator Experience Server video, things are burada gördüklerimiz değişebilir diyor ama arkadaşlar bu videolar resmi olarak yayınlandığı için değişeceğini böyle büyük bir değişim olacağını sanmıyorum. Fortnite dance. That's quite the useful set of skills and resume for a penguinologist. Seriously, I have no idea what kind of job this combination of skills could net her. Mulani is the perfect fun-loving breath. Ya şu animasyonu çok güzel bak. Skills could net her. Bak bu değil de bak bu animasyon değil. Şu çok güzel. Onu nasıl yapıyor bilmiyorum. Çok güzel ya. Bu arada arkadaşlar 5. Hydro Catalyst diyor. Ve Mona hariç hepsi HP. Barbara HP'den heal atıyor. Kokomi HP'den heal atıyor. Nuelet HP'den hasar atıyor. Muhalen'i HP'den hasar atıyor. Hatta buraya koymamışlar. Yalan HP'den hasar atıyor. Yalan'ı bu arada kitap olmadı yani. Katalist olmadığı için koymamışlar. Hani, bütün su karakterleri HP arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyunda kaçırılmış bir fırsat söyleyeyim size. Kaçırılmış bir fırsat söyleyeyim. Muhalen'i Great Sword kullansa yani büyük kılıç kullansa ve buna da çok en güzel giden 4 yıldız silahlardan biri. Büyük kılıç olsa şu. Oyunu açayım göstereyim. Bende olması lazım. Muhalen'e şunu takabilsek çok iyi olmaz mıydı arkadaşlar? Aşırı iyi olmaz mıydı?
Ya bir şey diyeyim mi? Mükemmel olurdu ya. Mükemmel olurdu şunu taksak Mualeni'ye ya. Ay şahane olurdu Mualeni'ye. Onu takabilsek. Neyse ben geri kendi silahımı vereyim şeye. Hadi bakalım devam edin. Actually, besides being a wet book nerd, she plays nothing like the other hydrocatalyst users. Alani will be using the brand new free-to-play friendly forgeable Ring of Yaksha as well as the Widzith, both at Refinement 5. She's also using the new artifact set, Obsidian Codex. Bu yeni artifact seti, bak yanlışım yoksa Mualeni de level atladıkça crit rate alıyor. Bu artifact de crit rate veriyor. Mualeni'ye crit rate silah takamayacağız. Which provides her an ungodly 40% crit rate while yüzde atak takamayacağız. And of course she's at constant. Battle Pass silahları crit rate. Neydi? Lost Prayer crit rate. Zero threat. Yani and her talents are at 9, 9, and 9. You'll notice this standart silahlar crit rate. Zero here on Mualeni as well as other characters in this video, but for some reason it's not applying to Mualeni's party on the creator experience server. We'll go through her bloated kit, multiple team showcases, nuke war crime showcases, and while I can't show you Abyss 12 footage, I can talk about what I think about her based on what I've experienced in the Abyss. Buckle up kiddos because you're gonna ya Nuelt'in silah Mualeni olur da Nuelt'in silahı yanlış hatırlamıyorsam charge attack hasarı veriyordu. Hani hem crit damage veriyor hem de charge attack hasarı veriyor. Mualeni'ye aşırı iyi olmayacaktır. Kendi silahı daha iyi Mualeni için. Starting with Mualeni's basic attacks, cooling trick. Mualeni'nin base atağı hiçbir işe yaramıyor. Evet. Ki bence güzelmiş ya. Ben şunu isterdim arkadaşlar. Mualeni'nin normal hata da HP'den scale olsun. Mesela doğru şekilde oynarsak hani o E skilliyle şarkla köpek balığıyla yiyip saldırmak falan o şekilde oynarsak 100k vursun atıyorum. Normal oynarsak sol tık oynarsak da 80k vursun. Daha az vursun. Ama yani oynanabilsin. Ben karakterlerin normal takta oynanabilmesini istiyorum yani. Editing, I went to lose here. And while editing, I noticed that it almost looks like the pufferfish actually bounces back at her for her to whack back at the enemy on her B3. Although it's actually not doing that. It's a bit of an optical illusion. Ya işte o balık kılıcı olsa şahane olurdu ya. She smacks it again. Is absolutely wonderful. Mualeni being an HP scaling forward vape DPS character will do comically low amounts of damage with her attack scaling pufferfish volleyball attacks. It only has three main uses: applying hydro, looking funny with its cartoon wind-up punch, and flashing the peace pose for thumbnails. Up next is her elemental. Ay şey esprisi güzel. Normal atağını sadece poz vermek için kullanıyorsunuz falan. Çok iyi var. Shark Wave Breaker. Genshin Impact arkadaşlar skill yazarken bak skill'lerin ve artefaktlerin özelliklerini yazarken hani yemin ediyorum şey yapıyorlar yani. Eski sevgilisine böyle hayat hikayesi yazar gibi yani öyle. Eski sevgilisine ayrılma mesajı, barışma mesajı yazıyor yani. Wave Breaker. Gılgamış destanı. Okay, before you turn her sharky surfboard into sharky fin soup for not single cycling our Regisvine friend here, this is because it is an upgraded level 103 Regisvine at 63k çok iyi değil. Yani şu tabii ki bu haliyle baktığımızda iyi ama şey yapması lazım yani bufflarla beraber daha yüksek vuracaktır tabii ki. Ben size şunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle en kolay 1 milyon hasar vurabileceğiniz karakter hani böyle milyonu görebileceğiniz en kolay karakter Mualeni olacak. Çünkü ulti çarpanı çok yüksek. More durable than its world level 8 counterpart. Let's be real, she's also meant to be played with vape. Let's see how this free to play friendly build. Crit hasarı 180'di. Şu an crit vuruyor. Bu 63k crit. Let's see how this free to play friendly build does with just vape. Bak, Vaporize'da güzel vuruyor.
Ama bu karakterin Furina ile oynanmaması lazım arkadaşlar. Furina çok işine yarar gibi duruyor ama Furina Vaporize çalarsa... Ya bu karakterin yanına Vaporize'ı çalacak bir şey koymamak lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu karakterin yanına Furina gibi veya Yelan gibi hani herhangi bir şey önemli değil. Yelan çalışmaz da önemli değil, siz anladınız gene. Vaporize'ı çalacak bir şey koyarsanız bu karakterin hasar vurma ihtimali yok. Çünkü karakter böyle Vaporize üzerine kurulmuş bir karakter. Çünkü yavaş vuruyor. Yavaş vurduğu için çarpanı yüksek. Siz orada bir tane Vaporize vurursanız 100k vuracağınıza hani işte atıyorum 500k vuracağınıza 100k vurursunuz yani. Yeah, she's already chomp. Mualeni Shanlin kazuha Bennett. Bennett Mualeni bufflamıyor. Bennett yüzde atak veriyor. Bennett yüzde atak veriyor. Saldırı veriyor. Bennett olmuyor. 152,285 damage per vape and convincingly two shot our thick level 103 Regisvine friend. Let's just say our Regisvine friend bit off more than it can chew. Anyway, her skill. Bu arada karakterin oynanış tarzını anlamayanlar varsa diye şöyle söyleyeyim. Hani Dante bu karakter nasıl oynanıyor? Adam oynadı ama ben anlamadım. Diyorsanız arkadaşlar, karakter şu şekilde oynanıyor. E'ye basıyorsunuz. Şarka biniyorsunuz. Ondan sonra şarka bindikten sonra bir tane yaratığa vurduğunuzda veya şu an boss olduğu için içinden geçmiyor. Küçük yaratık olsa içinden geçiyor. Her yaratığa vurduğunuzda bir stack kazanıyorsunuz. Bir ısırık kazanıyorsunuz. Isırık kazandıktan sonra sol tık yaparsanız hasar vuruyorsunuz. Şark gidiyor, ısırıyor. Ama sizin yapmanız gereken 3 tane ısırığa ulaşmak. 3 kere ısırdıktan sonra sol tık yaparsanız, yani 3 kere ısırdıktan sonra vurursanız en yüksek hasarında vuruyorsunuz. Bak gidiyor, 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 gidiyor. Şark. Bu şekilde. Yeah, she's already chomping for... Arkadaşlar, Kachina karakteri şu anda değerini bilmiyorsunuz ama ben size onu da anlattığım bir video yapacağım. Hani ben de görsel olmadığı için bu videoları izliyoruz tabii ki ama ben anlatmak istiyorum size. Kachina çok iyi bir support olacak yeni artifact setiyle beraber. 152,285 damage per vape and convincingly two shot our thick level 103 Regisvine friend. Let's just say our Regisvine friend bit off more than it can chew. Anyway, her skill is the most bloated part of her kit. Using her skill causes her to hop on her sharky surfboard and enter nice soul. Baizu, Nahida gibi karakterler çok güzel olur çünkü burning yaparsınız böylelikle. Vaporize yani buharlaşma kaçırma riskiniz olmaz. 0.7 seconds per enemy that she bumps into. At 3 stacks her... Aynen. Anlatıyormuş zaten. Ben biraz erken davranmışım. Videoyu izlemedim daha önce hani ilk izlemesiz de olsun diye. Gidiyorsunuz, ısırıyorsunuz. Isırdıktan sonra vuruyorsunuz. Attack deals one sharky bite, three wave momentums and one sharky surging bite additional damage bonus, which equals a total of... Ya bunun karışık göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Çok karışık göründüğüne bakmayın. Asıl önemli olan ne? 3 kere ısırıyorsun. 3 kere ısırdıktan sonra zaten orada simge çıkıyor. Sol tıka basıyorsun. Çok basit. 79% HP scaling multiplier at talent level 9. This by the way is a lot. As you've likely seen Yelan's huge forward vapes with her skill, which is 38. Yelan'ın hasarı çok yüksek görünüyor ve sadece %40 skill damage'i var. Mualen'in ultisi arkadaşlar %110 mu ne vuruyor yani? Max HP scaling. Çok vuruyor. See, going from a zero stack regular old sharky bite to a three stack sharky surging bite is a massive increase. And Milani generally wants to do these three stack sharky surging bites as much as possible. There's also a Night Soul's points bar which is hard to miss and intuitively indicates how long she can stay on her sharky surfboard. Şu an videoyu Inazuma'da çekmiş. Inazuma'da olduğu için arkadaşlar E skill'i sadece E skill'in süresi kadar. Natland'da olsaydı şu alttaki bar da olacaktı. O zaman daha uzun süre köpek balığına binebilecekti. Ha evet. Aynı zamanda eğer ki 3. ısırıkla saldırı yaparsanız bir tane böyle balon balığı çıkıyor. Bu balon balığı geliyor.
sizin tekrardan staminanızı dolduruyor. Önemli yani, şunları yakalamak lazım ama zaten direkt size geliyor, yakalamak zor değil. Pufferfish, Sally's brother, who I'm going to lovingly name Sam, which we also consume for another 20 nisol points. In total, being able to spawn two pufferfishes during one use. Davgur artı Baby Shark eşittir Moalani. Survival, Sally and Sam rapidly swim towards Moalani to be eaten by her sharky surfboard. Unfortunately, she can't. Aynen, kaçabiliyorsunuz. Yavaş geliyor, evet, kaçabiliyorsunuz. Ama tabii kaçmamanız lazım, yakalamanız lazım. In total, eating both Sally and Sam allows her to ride her sharky surfboard long enough to perform 3 level 3 sharky surging bites against a single enemy. Now things get even more complicated against multiple targets. Milani can actually get more stacks much more quickly against. Her ısırdığın için bir tane stack alıyorsun ve çok fazla yaratık varsa tabii ki daha hızlı stack kazanıyorsun. Niye bu 720 1080p olsun. Ama birden çok yaratık varsa tabii ki bir tık hasarı düşüyor doğal olarak. Then when her sharky surging bite hits a target, for each nearby enemy not including the target hit by sharky surging bite, up to 4 shark missiles will be launched at them. Anlamayanlar için anlatayım arkadaşlar. Şöyle, Moalani gitti. 3 tane ısırık yaptı. Gitti vurdu. Bak vurdu, şuradaki 2 tane yaratığa vurdu, gördünüz, şunlara vurmadı. Eğer ki işaretli yaratık sol tıktan hasar almazsa 4 tane roket atıyor. Jinx'in ultisi gibi 4 tane roket geliyor. The bite and the missiles do reduce damage with 2 targets taking 14% less damage and 3 or more targets taking. Tabii ki o roketler çıkıyorsa hasar daha da düşüyor tabi. 28% less damage. Because she can actually reach 3 stacks faster. Ama zaten o roketler olmasa karakter single target gibi olacak. Yani böyle olduğu için daha iyi yani. Under ideal circumstances she is able to squeeze. Ama mesela Nuvelet'in veya Arlecchino'nun böyle bir özelliği yok. Bir karakter varsa da, 10 karakter varsa da aynı hasarı vuruyor. O yüzden Nuvelet ve Arlecchino, yani ben Moalani'nin Nuvelet ve Arlecchino seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. En iyi 3. DPS diyebiliriz ama yani bence. He's out for level 3 sharky surging bites. Now here's a bunch more details that are still important, but I'm just gonna throw onto the screen. Ya, çok karışık olduğunu düşünmeyin arkadaşlar, bak. Çok karışık olduğunu düşünmeyin. 3 tane ısırık yapıp sol tık yapıyorsunuz, bu kadar basit. From meticulous editing. Moalani Alaytan'dan güçlü olacaktır diye düşünüyorum. Yani birinci sırada Nuvelet var, ikinci sırada Arlecchino var, üçüncü sırada Moalani olur diye düşünüyorum. Yok, Navya'dan, Alaytan'dan güçlü olur diye düşünüyorum. This allows her to combat her enemies for a very prolonged amount of time. This extra endurance combined with her ability to detect local specialties. Candan güçleniyor, evet. Especially in Natlin. Outside of Natlin though, her exploration abilities are much more in line with the rest of the cast. And before we surf off, let's see what she can do with the Widsith, a slightly more crit fishy build, and a reasonable buff like Hydro Resonance. Gayet güzel hasar vuruyor bu arada. 277,000. Ve şu an kullandığı arkadaşlar 4 yıldız silah, C0 ve full 4 yıldız takımı. Ve 4 yıldız takımı da kullanmadı hani. Farkındaysanız bak. Şöyle göstereyim. Mesela Sucrose'u falan kullanmadı farkındaysanız. Sadece bir tane Vaporaz yaptı. 877,953 damage. Kinichir'in ultisi direkt hasar vuruyor. Ultisi çok basit. Yani ultisinin herhangi bir özelliği yok. Direkt hasar vurdu. Bu kadar. And unfortunately for editing I went to lose, I have to explain an entirely new mechanic. Shanlin gene değerlendi diye, Shanlin zaten değerliydi ama bu karakterle arkadaşlar Dehya ve Shinyan gibi karakterlerin değeri arttı. Özellikle Shinyan
daha çok oynandığını göreceğiz. Hani aşırı fazla oynandığını göreceğimizi düşünmüyorum ama eskiden Shinyan hiç oynanmıyordu. Hiç, sıfır, zero, uno. Kimse oynamıyordu. Hani birkaç tane ruh hastası Shinyan fanı dışında. Aynı şekilde Dehya da benim gibi Dehya fanları tarafından oynanıyordu. Dehya fanı tabii daha çok. Ama Shinyan mesela Vaporize için oynanabilir bir karakter. Ve de kalkan veriyor. If you have any Natlan character in your party and if literally any character in your party deals elemental damage, you'll see this full screen flash thing. The cooldown. Şu ekrandaki görüntü arkadaşlar daha önce anlatmıştık. Eğer ki takımınızda 1 2 3 tane herhangi bir şekilde Natlan karakteri varsa Night Soul Burst kazanıyorsunuz. Yani ekrandaki parlama. Takımınızda bir tane Natlan karakteri varsa 18 saniye, iki tane Natlan karakteri varsa 12 saniye, üç tane Natlan karakteri varsa 9 saniye bekleme süresi oluyor o Night Soul Burst kazanma şeyinizde. Mesela herhangi bir karakter elemental atak yapması lazım. Yani herhangi bir şeye gerek yok. Soltuk olur, skill olur, ulti olur. Herhangi bir şey olmasına gerek yok. Elemental hasar olduğu sürece yeterli. Tabii ki fiziksel olmuyor. Fizikseli daha da öldürmüş olduk böylece. Böylelikle kazanabiliyorsunuz. Yani 3. seviyeyi kazanmak, yani 3 tane kazanılabiliyor bu arada. 3 tane kazanabilmek biraz zor. Neden zor? Çünkü yani 18 saniye ise zaten hani hiç bekleme şansı yok. İşte 9 saniye ise de 27 saniye sürüyor 3 taneyi kazanmak. And 9 seconds respectively to trigger a Night Soul Burst. So why does Night Soul Burst even matter? Yani bir taneyi kazanmak kolay ama iki taneyi kazanmak işte 9 saniye sürüyor minimum. Aynen gördüğünüz gibi işte kaç tane stain varsa işte %15, %30, %45 gibi hasarlar oluyor. Hasar artışı. The Night Soul Burst. Now in the previous clip, Mulani only had one stack of Night Soul Burst, no vape and no Obsidian Codex buff. Let's take a look at this next example with vape, the Obsidian Codex buff and three Night Soul Bursts. Yeni gelecek toprakçı Loli arkadaşlar size çok komik bir şey söyleyeceğim. Free to play Kazuha. Bak çok komik söylüyorum ama gerçekten öyle. Free to play Kazuha. O kadar değerli bir karakter. Yani Kachina arkadaşlar özellikle yeni artifek setiyle beraber ikisini tek karakter sayıyorum ben. Yeni artifek seti artı Kachina. Bunları topladığınızda free to play Kazuha yapıyor. Stacks. C6 şart mı? Yok C0. C0 Kachina yeterli. Çünkü bizim için önemli olan artifek seti. Yani o artifek seti artı bir Natlan karakteri. Yani alan dışı hasar uygulayacak Natlan karakteri. Bir tane Kachina var zaten şu anda. Ha bu arada arkadaşlar Kachina tamamen free bir karakter biliyorsunuz. Artifek seti de herhangi bir şekilde iyi bir artifek setine gerek yok. Sadece artifek setinin 4 parça bonusu yeterli. Yani evdeki Kazuha yani. Anne Kazuha alabilir miyim? Hayır evde Kazuha var. Ha Kazuha ile ne ortak noktası var? Kazuha elemental bonus veriyor ya. Elemental masterisine göre %100 element bonus veriyor. Şeyde Kachina da yeni element setiyle beraber %40 element bonus veriyor arkadaşlar. It's important to not judge a shark's storm burst shot by the cover of their catalyst as the damage can drastically improve. Cover of their catalyst. 3 stack yapmak bu arada neredeyse imkansız normal oynarken. O yüzden yani abi işte 74'ten 248'e çıktı. Şu anda 3 stack. O Night Soul demin gösterdiğimiz buff var yani 9 saniyede bir doluyor. Onu yapmak çok mümkün değil. Çünkü zaten oyunda 3 tane Natlan karakteri yok şu anda. Evet. Kazuha'ya göre farkı tabii ki düşmanları toplayamıyor. Full kit showcase. This time against our robot chicken friend. The only help she'll receive is some pyro off-field application. Kachina'nın da videosunu yapacağız merak etmeyin. And also keep in mind that this robot chicken is at level 103. Bak ne yaptı arkadaşlar? Vaporize yapabilmek yani buharlaşma yapabilmek için Dehya koydu. Takımda Kachina var dikkat edin. Ondan sonra şeyi koydu. Skillini açtı Muale'nin. 3 kere ısırdı. Sol tık yaptı. Hop.
150K'yı vurdu, içinden geçirdi. Bu kadar. Şu an sadece bu arada Dehya'yı vaporize için kullanıyor, diğer karakterleri kullanmıyor. Molani did over 1 million damage with a clean 2 cycle of our robot chicken friend with just vape. Again, keep in mind, hasarı gördükçe şaşıracaksınız bu arada. Çok daha arçak hasarı. Çünkü ben bu adamın videolarını biliyorum. Öncelikle hani insanları şaşırtmak için yapıyor zaten bunu. Amacı da o. Şaşıracaksınız zaten de. Öncelikle karakterin en basit halde hasarını gösteriyor, sonra bütün takımı kullanıyor, hasar bayağı artıyor. Instead of the usual 707,493 hit points that we are used to at world level. Evet, 103 level boss bu. Overall, a fantastic performance. Şu anda bosslar 90 level, bu 103 level. Çünkü world level 9'da çekiyor şu an videoyu. Up next we have teams. Starting with my personal favorite team for her, this fish to play friendly team. Evet, bu takım güzel arkadaşlar. Ne işe yarıyor, ne yapıyor? Mualeni ile su uyguladı. Sucrose'la E attı. Veya ulti atmış olabilir, fark etmez. Ne oldu? Su direncini kırdı. Su direncini kırdı, artı Sucrose'dan elemental mastery buff'ı aldı. Ondan sonra Kachina ile E skill'ini attı. Kachina ile E skill'ini atınca şu anda Geo kristalleri oluşturabilecek ve Kachina element Kachina yadigar bonusundan bonus verecek. Ondan sonra bununla ultiyi attı. Şu anda full çakacak. Kaç çaktı? Hop, 350k. Yani beleş to play yani. Şu takım arkadaşlar harbiden beleş to play. Shanlin bedava veriliyor. Kachina bedava veriliyor oyunda. Sucrose bedava veriliyor muydu hatırlamıyorum ama Sucrose'unuz da vardır umarım yani. Sucrose olmasa Kazuha vardır. Sucrose Jin veriyorlar. Jin'i koy yanına yani. O kadar yani. Bir şey koy yani. Herhangi bir tane hava karakteri koyarsın yani. Yani beleş to play yani harbiden. Even with the extremely stable and reliable Ring of Yaksche weapon, this team was able to single cycle our 1 million robot chicken. Bu arada taktığı silah da bu yani. Witsit taksa daha da vurur. Let's give this fish to play friendly team another try, but this time with aynen Witsit daha fazla vurur. O 420k, çok güzel. Yani size şunu söyleyeyim, oyunda en kolay milyona ulaşabileceğiniz karakter Mualeni. Abi Neo'yu geçer bu, geçemez. Arkadaşlar Nuvelet'i geçebil... Yani hasar yüksek de Nuvelet çok hızlı vuruyor. Now we're seeing some seriously juicy vapes. Requiring just two chomps and a shark missile to take out a robot chicken. Artı sıfır değil, silahlar 20 level'dır. 4 yıldız silahla vuruyor. Silahlar 90 level'dır. Over to the archaic Petra, thanks to Kachina creating hydro. Aynen, Shanlin'e de archaic Petra vermiş. Gidip su şeyini toplu su kristalini toplarsa bütün takıma fazladan %35 o bonusu verecek. Crystallizes for her to pick up. Yeah, it's a pretty goofy setup, but funnily effective as well. As between Kachina and Shangling, they're providing a Furina level of 75. Aynen. Bu ikisini toplayınca arkadaşlar, ki ikisi de bedava biliyorsunuz, Furina bonusu veriyor. Ki Furina pek kullanılamıyor biliyorsunuz şeyle. Mualeniyle dediğim gibi. Ve aynı zamanda buradan bir şey bonusu almış oluyorsunuz. Vaporize yapmış olabiliyorsunuz. 5% bonus damage just thanks to their artifact sets, the scroll of the hero of Cinder City and the archaic Petra. We can also observe that. Ama ben Shanlin'e arkayı Petra takmam. Really Shanlin'in kendi hasarı da güzel çünkü. Fight, as things like the Viridescent and Veneer swirl and various other buffs start to expire midway. And that is one of the big issues with Mulani teams right now. Anyway, let's move on to another interesting team. The Burning Shark Team. Bu güzel. Nahida veya Emily ile, yani dışarıdan Dendro'yu uygulayabilen bir karakter. Bayzu da olabilir.
koyarsanız yaratık sürekli yanacaktır. Mualeni yavaş su uyguluyor biliyorsunuz. Üzerindeki burning'i silemeyecektir. O yüzden çok fazla rahatlıkla vaporize yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi hayvani hasarlar rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. So this team consists of 4 5-star characters and is thus much less free-to-play friendly, although you can substitute Dea for another pirate character. However, this team is overall a bit more comfortable than the fish to play. Ha, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Dehye yerine Shanlin koyabilirsiniz. Buradaki Nahida ve Emily yerine herhangi bir başka Dendro karakter koyabilirsiniz. Bayzu gibi heal için. Yanına da bir kaçına sıkıştırabilirsiniz. Because it does have Dea's tankiness and tek kötü yanı heal basan yok sanırım. Bu takımda heal basan arkadaşlar Nahida'ya heal basma kitabını verebilirsiniz, prototype Ember'ı. Dehya da zaten hasarın çoğunu kendisine emcikliyor. Still, I actually prefer the fish to play friendly team more than this one because of the larger damage numbers from Mulani, but that's just a personal preference. Up next, we have the Rockfish team. Şimdi takımlar için teori crafting tabii ki yapılması lazım. Yani denemeler falan filan. Ama mesela şöyle bir takım arkadaşlar. Hemen popomdan uydurayım. Mualeni takımında. Mualeni zaten olacak. Shanlin'in hasarı yüksek ama Shanlin'in spirit elbisesi diğer takıma koysanız daha mantıklı olacaktır. Hızlı su uygulayabilen bir takımda. Daha güzel olacaktır. Veya atıyorum Raiden Shogun takımında falan kullanıyor olabilirsiniz. Olabilir. Buraya arkadaşlar Shin Yang koyulabilir. Bak şuraya Shin Yang koyulabilir. Shin Yang koydun ne oldu? Karakterin kalkanı da oldu. Ateş de uyguluyor. Kaçına kalsın ve buraya da bir tane şey koyabilirsin. Gene işte Kazuha Sucrose koyabilirsin. Yani öyle takımlarda yapılabilir. Ha, takımın hasarı buna göre %10 düşük olur, %10 yüksek olur. Olabilir ama çok kullanılmayan karakterleri kullanmış olursun. Böylelikle elinde kalan çöp karakterlerle daha iyi takımlar yapıp kullandığın Shanlin gibi karakterleri Sprelebis'te boşa çıkartıp diğer takımında kullanabilirsin. Shinya'nın kalkanı da özellikle ultide full direkt büyük kalkan açıyor. Ama süresini bilmiyorum ne kadar uzun süre kalıyor. And in case you didn't notice, out of these teams, none of them actually have a healer. Still, we are able to provide a ridiculous 90% bonus damage thanks to the 2 artifact sets and Geo Resonance. Truly a rock hardcore team. And the last team is the fabulous Fishy Furina team. Furina takımı biraz sıkıntı arkadaşlar çünkü vaporize kaçırma riskiniz var. Kaçınayla da üzülüyorum. Mualeni ile de vaporize kaçırırsanız sıçtınız. Karakterin hasarı çöp oluyor. Ha işte kaçırmamak için. Neydi onun adı? Vaporize kaçırmamak için Bayzu koymuş. Bayzu ile burning yapacak. Ama gene kaçırma riskiniz var. Onu söyleyeyim. Furina biraz riskli. With Furina and Baijul, not only can we have a healer, but this team only took 3 shark chomps without the shark missile with the ring of Yaksha to finish off our robot chicken friend. Furina deals a significant amount of damage as well as we get quite a few free. Furina'nın hasarı güzel, buff'ı güzel, her şey güzel ama vaporize kaçırırsın. While this team is the only one I've showcased that actually has a healer, the other teams have Zhongli or a Catalyst user who I find myself using the prototype Amber, which is generally enough to keep those teams alive. Mualeni, Shanlin, Kazuha, Kachina yaparsın da healer olmaz takımda. Kalkancı da yok, ne yapacaksın? Finally, we've made it to the Megalodon video, the nuke showcases. But really quick, if you are enjoying this video and found the early release of it to be helpful to you, be sure to like and subscribe as that lets me know you want more creator experience server content for Genshin Impact. Bu yaratık çok tatlı. Şişman bir hamster'a benziyor.
Aynen, en kolay milyon ulaşabileceğiniz karakter bu yani. Hep söylüyorum. Bayağı rahat milyona ulaşabilirsiniz. 47 million damage. I created a crystallized prior to this engagement so that way my archaic Petramona can grab it for 35% more hydro damage. Obviously this nuke was done with food and a crit fish as well as the Widsith, and I also chose our new big chubby friend here because it is very tanky for a world boss having around 1.5 million hit points. But this really demonstrates how creative you can get with a character like Milani. But let's go even further beyond. Against everyone's favorite nuclear weapons evet. Testing site, Scarab Space. Demin işte Crystallize'ı falan filan önceden oluşturdum falan dedi. Çok önemli değil ama. Şurada yani şurada götünüzle iki, ya götünüzle bir milyon vurursunuz bak. Hani şu şekildeyken buraya giderseniz bu takımla osurarak bir milyon vurursunuz bak. Osurursunuz bir milyon vurur yani. Osurursunuz 1 milyon vurur yani. Aynen. Osurursunuz 1 milyon vurur yani. 2 milyon vurdu. Yeah, you saw that correctly. Ya 1 milyonu böyle vurmak isteyen çok var biliyorum hani. 1 milyon nasıl vuracağım falan filan. Yani bu takımla bu takıma yani Mona'ya da gerek yok bu arada. Hani Mona olmasa da 1 milyonu rahat rahat vurursunuz. Çünkü çarpanı çok yüksek. Aşırı yüksek çarpanı. A mind-boggling number for a Constellation Zero characters nuke. So yeah, we've reached that part of the video where I usually show you the character in Abyss 12, but alas, we can't for this video. Still, I have used her in difficult content and she is a very interesting. Muhallenin build'i mi değişti? Tabii ki Muhallenin build'i değişmişti arkadaşlar. Nuke build'lerinde %5 crit rate olur. %300 crit damage olur. Öyle bir şey. Ya benim nuke videoları da öyle. Herkesin nuke videosu öyle. Nuke videosunda karakterin rate'i olabildiğince düşürülür. Damage'i olabildiğince yükseltilir ki karakterin hasarı yüksek görüyorsun. İşte video çekilsin, şey alırsın falan filan. Yani hani bu da zaten gizlenen bir şey değil. Yeah, you saw that correctly. 2.1 million damage. This is nuke patlama bomba yani. Hasar yüksek görülsün diye karakterin rate'ini düşürüyorsun, damage'ini yükseltiyorsun. Yani bu yani nuke işi bu. Yani karakterin hasarını yüksek göstermek. Bu karakter hani ne kadar vurabiliyor? Ben böyle işte yanlış hatırlamıyorsam Nüvelet'te 800k vurmuştum. İşte Navya'yla 900k vurmuştuk. Öyle öyle hasarlarımız vardı. Yani Nüvelet'le 800k vurduğumuz çarpanı direkt bu takıma uygulasak zaten 1 milyonu geçiyor. Mesela burada artifact olarak kendi artifacti takılı değildir. Büyük ihtimalle emblem seti takmıştır. So yeah, we've reached that part of the video where I usually show you the character in Abyss 12. But alas, we can't for this video. Still, I have used her in difficult content and she is a very interesting character. Milani, especially for any team that uses the Viridescent Veneer, requires significant effort to effectively use. I've gotten too used to Nuvolette's single brain cell playstyle, so it was a bit jarring at first to use Milani. However, once Adam şey dedi bu arada, onu da söylemek istedim. Viridescent Veneer'i Mualeni ile kullanmak çok zor çünkü Mualeni ile Viridescent Veneer buff'ı 10 saniye sürüyor. Hani Mualeni ile vurdun, karaktere geçtin, Anemo karakterine swirl yaptın, Viridescent Veneer çalıştı. Ondan sonra şeye geçtin, ateş karakterine geçtin, ulti açtın, E açtın. Ondan sonra Mualeni'ye geri döndün, Shark'la ısırmaya başladın, zaten 5 saniye 6 saniye geçiyor. O yüzden Mualeni ile Kazuha gibi, Sucrose gibi karakterler uzun savaşlarda çok fazla avantajlı değil. Kısa savaşlarda evet ama uzun savaşlarda Sprelebis gibi güçlü bossları kesmek gibi yerlerde Kazuha, Sucrose çok mantıklı değil. Kazuha, Sucrose'dansa Kachina daha güçlü olacaktır. Yani Mualeni takımında çok komiktir ki Kachina Kazuha'dan daha iyi. Ama bak uzun savaşlarda diyorum. Hani tek atmada Kazuha daha fazla buff verir. Ama atıyorum bir 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye sürecek bir savaşsa ki 10 saniyeden uzun sürüyordur ebisiniz diye düşünüyorum her türlü. Kaçına daha fazla buff veriyor. I started getting in the groove of things. Milani felt very fun and rewarding to play. Seeing successful large nukes and being rewarded for creative play. And unfortunately, Milani does feel... Mesela örnek şöyle vereyim arkadaşlar. Kazuha'nın değeri düşebilir diyoruz ya. Kazuha'nın değeri düşmüyor ama karakterler
gördüğünüz gibi Kazuha veya Chun-Li gibi karakterle oynanmasın diye modifiye edildiği için veya bufflar ona göre ayarlandığı için senin yeni karakter alman gerekiyor. Janky at times. I had issues with the camera and consistency issues when it came to eating Sally and Sam for Kaçınayı yani 70-80 yapsın. Ya Kaçınayı 90 yapmaya gerek yok. Ölmeyecek kadar kas yeterli Kaçınayı. Kaçına %100 kasılması bir gereken bir karakter ama yani 60-70 yeterli yani. Ölmesin yeter. And her goofy playstyle doesn't make that easier. Also, at the moment, she has poor synergy with pretty much the entire cast. All the pyro applicators have serious issues, with Xiangling being the best and most reliable option in my opinion. Viridis and Veneer just has poor compatibility with her since you generally need to swirl at the second last... Viridis and Veneer yani yeşil gölge seti Mualen ile çok olmuyor çünkü Mualen'i çok yavaş vuruyor. O Viridescent Veneer'in yeşil gölgenin buff'ını çok alamıyor. In the rotation, meaning that its short 8 second window will expire midway. And we literally only have one other Natlin character currently, Kuchina, so we can't even bring out the most out of her passive. And Kuchina, while being a good user of the new Scroll of the Hero of Cinder City artifact set, literally provides nothing else in her kit to buff more. Ha bu arada tabii bu adam dedi yani Kuchina yeni artifact setini kullanıyor ama kendi setinde, kendi kitinde bir support özelliği yok. Yarın bir gün düzgün bir tane support karakteri geldiğinde mesela atıyorum bir tane Kazuha geldi ama o Kazuha Natlan karakteri ve yeni gelen artifact setini kullanabiliyor. O zaman mükemmel olur yani. Money, unless you know you pick up the hydro crystallized with the archaic petra. So what this all means is that there is a ton and I mean a yeşil gölge setinde her swirl yaptığında süreyi baştan sayıyor ama karakterin alanda olması lazım. Karakter alanda değilse yeşil gölge çalışmıyor. Ton of room for... Yani mesela işte Kazuha'nın ultisini attın, alandan çıktın. Karakterle oynuyorsun, Kazuha ultisi swirl yapmaya devam ediyor ama saymıyor. Milani to grow. And even with umarım anlatabilmişimdir. Her mentioned dysfunctional teams, she is still very powerful, pumping out massive vapes and being very rewarding to play. Ha bu arada bu videodan sonra abi Mualen'i çok vuruyormuş. Kesin alayım mı? Hayır, kesin almayın. Yani öyle kesinlik falan filan yok. Ben hala Kazuha'nın 5-0'da daha mantıklı bir karakter olduğunu düşünüyorum. Onu hala söyleyeyim. Ama hiçbirini almak zorunda değilsiniz. Milani's strength will skyrocket and she will become a complete menace. However, as a 5.0, she's overall a solid, albeit awkward, but incredibly fun character. Yeni gelecek karakterlerle Mualen'in değerlenmesi garanti yani. Whether or not you plan to pull for her. As always, I appreciate every single one of you. This is I Went to Lose, signing out. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sardı mı Mualen'i? Veya fikri değişen var mı Mualen'i hakkında? Pozitif, negatif. Abi Mualen'i şu an detaylıca gördüm. Şöyle bir fikrim oldu. Olabilir veya hediye edebilirsiniz. Var mıdır? Mavuika'yı ben de istiyorum. Mavuika'yı ben de istiyorum. Zilonen ve zaten bizim chat Zilonen ve Mavuika. Almayacaktım, net alacağım. Kaçına daha, kaçtı mı ya? Kaçına daha mantıklı yani. Kaçına bu arada sadece Mualen'i değil, oyundaki bütün karakterlere supportluk yapabiliyor. Yani bedava Kazuha gibi düşünebilirsiniz. Çarşamba günü sabah 6'da Sabaton'umuz var arkadaşlar, söyleyeyim. Çarşamba günü sabah 6'da Genshin Impact için yayın açıyoruz. 28 Ağustos Çarşamba sabah 6'da geliyor Genshin Impact 5.0, biz de yayın açıyoruz. Normal saldırılarıyla oynanmaması üzücü, evet. Yani en azından hani atıyorum normalde 100k vuruyorsa Shark'la normal saldırısıyla vururken 80k vursaydı, 70k vursaydı. Neyse bu videoda böyleydi arkadaşlar. YouTube'dan izleyenler size iyi seyirler. Biz şu an Kick'le yayınımıza devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüldünüz. Biz şimdi Kick'e devam edeceğiz. Tekrardan hatırlatayım. Çarşamba sabah 6'da yayındayız. 72 saat boyunca yayında olmaya devam edeceğiz. Büyük ihtimalle eğer ki siz gelip destek olursanız. Evet. Yoksa yani 5. saatte de bitebilir yayın. 15. saatte de, 25. saatte de. Ama hedefimiz 72 saati devirmek. Wuthering Wave'de 72 saat oynamıştık. Genshin Impact'de 72 saat oynarız. Umarım. Bundan sonra da Kaçına videosu gelecektir. Onu da izlemenizi öneririm. YouTube.
Biz şimdi onu izleyeceğiz çünkü. Ha bu arada bitirmeden şu şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar en son. Şunu gösterecektim. Kendi silahıyla arkadaşlar, kendi silahıyla diğer silahlar arasında çok hasar farkı var. En son bunu göstermek istiyordum. Kendi silahıyla diğer silahlar arasında çok fazla hasar farkı var. Ama silahı çok önemli diye düşünmeyin. Constellation 1'i, Constellation 2'si daha fazla hasara sahip. Ama yani bunu da göstermek isterim. En mantıklı silah ne diye düşünüyorsanız bu Jaden Refine 5'i bu arada. En mantıklı free to play silah arkadaşlar Witsit olacaktır. Onu hatırlatmak isterim. Bunu da göstermiş olayım yani. Artifact olarak da gene yeni artifact çok fazla hasara sahip. Diğer artifactler o kadar şey değil yani. Yeni artifacti kesin kasacaksınız. Bir de Witsit lazım yani, onu da söylemiş olayım. Şu craftable Natlan silahı da aşırı iyi mi? Yani Witsit daha iyi yani, elinizde Witsit varsa buna gerek yok. Bunu da hatırlatmış olayım. YouTube öpüldünüz.